Profesör Doktor Galip Ekoklu, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile birlikte son yıllarda aşırı sıcaklara bağlı ciddi ölümler gerçekleştiğini söyledi. Profesör Doktor Galip Ekoklu, bu kayıplardan en kolay etkilenen risk gruplarının ise bebekler, çocuklar, hamileler ve yaşlılar olduğunu belirterek bu grupların daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Küresel ısınma, iklim değişikliği ne yazık ki bundan sonra böyle olağan dışı bir takım iklim olaylarını daha sık yaşamaya başlayacağız. Aşırı sıcaklar pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Sıcak çarpması, işte kas krampları, kalp ritim bozuklukları, hatta bilinç kaybına, beyin ödemine kadar gidebiliyor. İnsanların yaşamını tehdit edici düzeye gelebiliyor. Avrupa'da mesela bu sıcakların yaşandığı yıllarda, dönemlerde binlerce insan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Ediyor da zaten. Aynı risk bizim ülkemiz için de geçerli. Çok temel bazı önlemler var. Bir kere kronik hastalığı olanlar, risk grubu dediğimiz bebekler, çocuklar, yaşlılar, güneşin çok dik geldiği saatlerde, işte ona biz saat 11-16 arası diyelim, yani 11 ile saat öğleden sonra 4 arasında mümkün olduğunca doğrudan güneşe maruz kalmamak gerekiyor. Bol sıvı tüketmek gerekiyor, sıvı kaybı terleme nedeniyle çok fazla olduğu için. Bu sıvı elektrolit bozuklukları, yani aşırı terleme ve sıvı kaybına bağlı kalp ritim bozuklukları olabiliyor. Çok açık renkli, işte keten, pamuklu kıyafetler giymek gerekiyor. Beyaz, beyaza yakın renkler. Güneş ışınlarından ve sıcaktan korumak için. Tabii çalışmak zorunda olan, dışarıda çalışan, bir şekilde kaçınılmaz olarak bu sıcaklara maruz kalan insanlar da olacaktır doğal olarak. Onların da gün içerisinde beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani günde 2-2,5 litre civarında bir sıvı tüketimi şart mutlaka. Bu su olabilir, yine başka bir şey olabilir ama sıvı almak gerekiyor. Mümkünse şapka vesaire gibi bir takım koruyucularla bu güneşe maruziyeti azaltmak gerekiyor. Vatandaşlardan Ebru Yılmaz, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini belirtti. Zorunlu olmadıkça kimsenin sıcaklık zaman dilimleri içerisinde dışarı çıkmamalarını önerebilirim. Özellikle kronik hastalıkları olanların, çıkacaklarsa da gözlük, şapka vesaire bunlarla ilgili korunaklı şekilde dışarıya çıkmalarını önerebilirim. Bir de bol su, her zaman olduğu gibi susuz olmaz, susuz kalmayalım. Çok sıcak ama Edirne daha da sıcak. Alev yaşıyor şu an. Tabii ki şemsiyemiz, gözlüğümüz, şapkamız, çantamızda suyumuz da var. Güneş kremimiz var. Sıcaktan bu şekilde korunuyoruz. Eski camiyi gezdik burada ama hava çok sıcak olduğu için çok terledik. Bu yüzden gezdikten sonra buradaki çeşmelerden yüzümü, ellerimi ve saçımı yıkadım ferahlamak adına.